Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye ekonomisi konusuna yine devam edeceğiz. Bugünkü konumuz Türkiye'de madencilik. Biz bu konuyu iki başlık altında ele alacağız ya da iki video şeklinde diyebiliriz. Öncelikle Türkiye'de madenciliğin tarihçesiyle başlayalım. Türkiye'deki madenlerin çıkarım işlemleri tarih öncesi döneme kadar iner. Madencilikle ilgili temel bilgiler diğer ülkelere Anadolu'dan yayılmıştır. Anadolu'da madencilik faaliyetleri M.Ö. 7000 yıllarında saf bakırın kullanılmasıyla başlar. Yani ilk olarak bakırın kullanımıyla başlamıştır. M.Ö. 3000-1200 yılları arasında tunç yaygın olarak kullanılmıştır. Özellikle bakırın içerisinde kalay karıştırılarak tunç elde edilmiştir. Sonraki dönemlerde birçok medeniyet maden yataklarını işletmiş ve maden işleme tesisleri kurmuştur. Bununla birlikte madencilik Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde devlet desteği görmüştür. Yani daha çok devletin eliyle yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde 1815 yılında Bandırma yakınlarında bor, 1829 yılında Zonguldak'ta taş kömürü ve 1848 yılında Bursa'da krom bulunmuştur. 19. yüzyıl sonlarında yasalar çıkartılarak devlet payı adı altında belirli oranda maden alınmaya başlanmıştır. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte madencilik öğrenimi yapmış, teknik elemanların yetiştirilmesi ve yeni ekonomik model saptanmasına çalışılmıştır. Yine İzmir İktisat Kongresi'nde, ki özellikle ekonomik anlamda önemli bir kongredir, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bir kararla Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur. 1935 yılında ülkedeki madenlerin daha iyi teknolojilerle aranması, rezerv ve kalite tespiti için de yine Etibank kurulmuştur. Etibank Enstitüsü kurulmuştur. Madenlerin işletilmesi için 1935 yılında MTA kurulmuştur. Maden Teknik Arama Enstitüsü. Türkiye'de ilk petrol 1940 yılında Raman'da bulunmuştur. Yani Batman'da bulunmuştur. İlk petrol Batman'da bulunmuştur. Burada özellikle dikkat edersek çeşitli bankalar ve kuruluşlar oluşturulmaya başlanmış. Bu da devletin madenciliğe ne kadar önem verdiğini ve bu anlamda kurumsallaştırmaya çalıştığını görüyoruz. 1954 yılında MTA'dan alınan eleman, ekipman ve dokümanlarla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yani TPAO kurulmuştur. Bu ortaklık devlet adına petrol arama, üretme ve arıtma işlemine başlamıştır. 1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kurulmuştur. Kömür işletmeleri bu kuruma verilmiştir. 1963 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştur. Günümüzde madencilikle ilgili çalışmalar bu bakanlığa bağlıdır. Kısacası madenciliği bu şekilde tarihçi olarak özetleyebiliriz. Maden, kayaların içerisinde bulunan minerallerin ekonomik değer taşıyanlarına denir. Tenör, maden cevheri içerisindeki metal oranına denir. Bir madenin içerisinde, özellikle cevheri içerisinde metal oranı ne kadar fazlaysa o maden o kadar değerlidir. Çıkarılması konusunda da önemli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Rezerv, yer altındaki madenin toplam miktarıdır. Biz bunu da rezerv olarak tanımlıyoruz. Şimdi ülkemizin maden çeşitliliğine baktığımız zaman ülkemiz dünyada üretilen 50 çeşit madenin 29'unun bulunduğu maden zengini bir ülkedir. Peki bu çeşitliliğin nedenleri nelerdir? Birincisi ülkemizin dağ oluşum hareketlerinden fazla etkilenmesi. Dağ oluşum hareketleri sonucunda başkalaşım, volkanizma hareketlerine yaygın olarak uğraması ve bunun yanında farklı jeolojik devirlere ait arazilerin bulunması. Bir maden işletmeye açılabilmesi için özellikle bunu bilmemiz çok önemli. Her madenin bulunduğu yerde maden işletmesi açılması doğru değildir. Çünkü bazı şartların yerine gelmesi gerekir. Örneğin yatak büyüklüğü yani yeterli rezerve sahip olması. Yani bir yerden maden çıkardığınız zaman özellikle orada bir teknoloji kuracağınız için belli bir rezerv yeterliliğinin olması gerekir. Örneğin oraya bir tesis kurduktan sonra İşte 2 ya da 3 yıl içerisinde rezerv tükendiğinde kurmuş olduğunuz teknolojinin de masrafları dolayısıyla fazla olduğundan dolayı
bu ekonomik anlamda çıkarmak için yetersiz bir durum gösterir. Dolayısıyla rezerv önemlidir. Yeterli bir rezerve sahip olması, kullanım alanı yaygın olmalı. Yani çok kullanılması önemlidir. Maden yatağı uzun yıllar çıkartılmaya uygun olmalı. Maden içindeki tenor oranı yüksek olmalı. Ulaşım yollarına yakın olmalı, işletilmesi kolay olmalı ve kar hacmi de yüksek olmalıdır. Bunun yanında sanayisinin kurulmuş olması gerekmektedir. Bu durumlar gerçekleştirildiği zaman bir maden işletmesi açılabilir. Şimdi oluşumuna göre madenlere baktığımız zaman volkanizma sonucu oluşanlar, başkalaşma sonucu oluşanlar ve tortulaşma sonucu oluşanlar olarak biz madenleri gruplara ayırıyoruz. Şimdi bunlardan bahsedelim. Volkanizma sonucu oluşan madenler demir, kurşun, bakır, perlit, krom ve çinkodur. Başkalaşma sonucu oluşan madenler demir, elmas, gneis ve zımpara taşıdır. Bir de tortullaşma sonucu oluşanlar var. Bunlar kimyasal ve organik diye ikiye ayrılır. Kimyasal olanlar cips, kaya tuzu, kükürt, bor, kireç ve fosfattır. Organik olanlar taş kömürü, turba, petrol ve lignit. Burada bir dikkat notuyla konumuza devam edelim. Türkiye'nin maden bakımından en zengin bölgesi Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat bölümü. Özellikle burada Malatya, Elazığ ve yine kıyı Ege olarak ifade edilebilir. Şimdi Türkiye'deki madenlerin dağılışına baktığımız zaman öncelikle demirle başlayalım. Demir ülkemizde en fazla Doğu Anadolu'da çıkarılır. Demir çelik sanayisinin ham maddesidir. Demir yolu, inşaat ve makine yapımında kullanılır. Ülkemizin demir ihtiyacını karşılayamadığından yine ithal edilir. Özellikle demirin baktığımız zaman demir çelik sanayisi için oldukça önemli olduğunu ve vazgeçilmez olduğunu, bunun yanında inşaat sektörü için de çok önemli olduğunu belirterek yine çıkarıldığı yerlerden bahsedelim. Sivas, Divriği ve Kangal'da çıkarılır. Malatya, Hekiman ve Hasan Çelebi. Bunun yanında Balıkesir, Havran. Özellikle bu 3 yer çok önemlidir. Bunun yanında Kayseri'de, Sakarya'da Çam'da, İzmir Torbalı, Hatay Payas, Niğde ve Sayınbeyli Feke yani Adana'da çıkarılır. Özellikle Sivas, Malatya ve Balıkesir'de çıkarılan alanlar önemlidir. Bunun yanında kimi zaman sorularda Sayınbeyli de karşımıza çıkmaktadır. Maden olarak demirin en önemli özelliği çıkarıldığı yerde değil de daha çok farklı yerlerde işlenmesidir. Tabi işlenmesi için de enerji kaynağına yakın olması gerekir. Bu bağlamda genelde Türkiye'de madenlerin büyük bir bölümü çıkarıldığı demir olarak çıkartıldığı yerde değil de farklı yerlerde işlenir. Şimdi bunlardan bahsedelim. İşletildiği yerlere baktığımız zaman Karabük, Ereğli, Kırıkkale, Sivas, İskenderun ve İzmir. Şimdi burada önemli bir dikkat notundan bahsedeceğim. Karabük ve Ereğli'de demir çıkartılmadığı halde demir çelik fabrikasının kurulmasının nedeni enerji kaynağına yakınlıktır. Çünkü Karabük ve Ereğli'de taş kömürü çıkarılmaktadır ve bu nedenle de enerji kaynağına yakınlık olması anlamında demir burada işletilmektedir. Normalde Karabük ve Ereğli'de demir çıkarılmaz. İskenderun'da da yine demir çıkarılmaz. İskenderun'da da liman özelliği bulunduğu için, liman kenti olduğu için dolayısıyla bu anlamda ulaşım açısından burada demir çelik sanayisi kurulmuştur. Demirin çıkarıldığı yerler ve demir işletildiği yerlere baktığımız zaman genelde bu şekilde dağılış gösterdiğini görüyoruz harita üzerinde. Biraz önce belirttiğimiz yerler yani Balıkesir, Havran, bunun yanında yine burada işletildiğini görüyoruz. Yani Zonguldak'ta, Karabük'te işletildiğini görüyoruz. Özellikle bu alanların bilinmesi önemlidir. Diğer bir madenimiz bakır. İşletmesi kolay bir madendir. Aynı zamanda iletkenliği yüksek olduğu için iyi bir iletken olduğundan dolayı elektrik elektronik sanayide kullanılır. Yani bakırın en fazla kullanıldığı yerlerin başında elektrik ve elektronik sanayisi gelir. Şimdi bakırın çıkarıldığı yerler mutlaka bilinmelidir. Sorularda karşımıza sık sık gelebilir. Özellikle Artvin Murgul, Elazığ Maden, Kastamonu Küre ve Rize Çayeli ile Diyarbakır Ergani. Bu 5 kentin öncelikle bilinmesi gerekir. Bunun yanında Siirt Madenköy ve Malatya Pötürge'de de çıkarıldığını söyleyebiliriz. Ancak Artvin Murgul, Elazığ Maden, Kastamonu Küre özellikle bu yerlerin çok iyi şekilde bilinmesi gerekir.
İşletildiği yerlere baktığımız zaman Elazığ Maden, Samsun, Artvin Murgul ve Diyarbakır Ergani. Samsun'da bakır çıkarılmaz. Ancak Samsun limanının hinterlandının geniş olması burada bakır işleme tesisinin kurulmasını sağlamıştır. Özellikle soru olarak sorulabilir. ÖSYM bu tarz şeyleri sormayı sever arkadaşlar. Bu nedenle Samsun'da bakırın çıkarılmamasına rağmen burada neden tesisi kurulduğunu sorarsa liman özelliğinden dolayı, yani ulaşımdan dolayı. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de üretilen bakır miktarına farklı yıllarda dağılışında baktığımızda özellikle bir farklılık görüyoruz. Yani bazı yıllar artarken bazı yıllar azalmıştır. Bir diğer madenimiz krom. Krom sertlik derecesi yüksek. Bu yüzden dayanıklı bir madendir. Ve aynı zamanda paslanmaya karşı dayanıklıdır. Yani paslanmaz bir özelliği kazandırır. Paslanmaya karşı dayanıklıdır. Paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Uçak, otomotiv, gemi, makine sanayinde kullanılır. Stratejik madenler arasında yer alır ve ülkemiz dünyada 4. sırada yer alır. Kromun yarısı ihraç edilir. Bordan sonra ülkemizde 2. önemli ekonomik değere sahiptir. Ve ilk sırayı kromda Doğu Anadolu bölgesi almaktadır. Şimdi kromun çıkarıldığı yerlere bakalım. Birincisi Muğla, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz. İkincisi Bursa, Orhaneli, Eskişehir, Miyalıtçık, Elazığ, Palu ve Guleman, Kayseri, Adana, Pozantı ve Erzincan Koptağ'ında çıkarılır. Ve çıkartılan bu madenler Antalya ve Elazığ'daki ferrokrom tesislerinde işlenir. Kromun işletildiği tesislere biz ferrokrom adını veriyoruz. Dolayısıyla Antalya ve Elazığ'daki ferrokrom tesislerinde işlendiğini de unutmamamız gerekir. Bir diğer madenimiz bor. Türkiye dünya bor rezervlerinin %70'ine sahiptir. Yani rezerv bakımından birinci sıradadır. Bor mineraline baktığımız zaman bor minerali özellikle kullanım alanı oldukça yaygındır. 200'ün üzerinde alanda kullanıldığı ifade edilmektedir. Özellikle jet ve roket yakıtı, askeri araçlar, izolasyon maddeleri, temizlik maddeleri, cam ve seramik endüstrisi, fotoğrafçılık, ilaç, boya ve gübre sanayi gibi. Marmara bölgesi özellikle üretimde birinci sıradadır. Stratejik öneme sahiptir. Çıkarıldığı yerlere baktığımız zaman Eskişehir, Seyit Gazi ve Kırka, Balıkesir, Bigadiç ve Susurluk, Kütahya, Emet ve Bursa, Mustafa Kemal Paşa. Bu madenin işletildiği yerlere baktığımız zaman Balıkesir, Bandırma ulaşımdan dolayı, bir de Eskişehir, Kırka. Dünyada bor rezervinin en fazla olduğu ülke Türkiye'dir. Ancak bordan fazla yararlanamamaktadır. Nedeni Ar-Ge çalışmalarının az olması, gerekli teknolojik imkanların olmamasıdır. Burada da borun harita üzerinde baktığımız zaman krom ve borun çıkartıldığı yerleri görüyoruz. Türkiye'de çıkarılan krom rezervinin bölgelere oranlarına baktığımız zaman kromun Bursa, Kütahya ve Eskişehir'de daha yaygın şekilde çıkarıldığını görüyoruz. Ardından ikinci sırada Sivas, Erzincan ve Kopun geldiğini. Alüminyum ya da diğer bir ifadeyle boksit kullanım alanı geniştir. Motorlu araç, uçak yapımında, kimya sanayisi ve ev eşyalarında kullanılır. Bunun yanında alüminyuma baktığımız zaman üretiminde Akdeniz bölgesi birinci sıradadır. Hafif, kolay işlenebilir ve paslanmaz bir maddedir. Alüminyum tesislerinde işletilir. Elektrik ihtiyacı Oymapınar Barajı'ndan sağlanır. Çıkarıldığı yerler Antalya Aksiki, Konya Seydişehir, Adana Sayınbeyli ve Muğla Milas'tır. Özellikle alüminyumdan bahsederken uçak yapımında kullanıldığından bahseder. Hafif ve kolay işlenebilme özelliğinden, dayanıklı olma özelliğinden bahseder. Bu nedenle örnek olarak da Antalya Akseki, Konya Seydişehir ya da Muğla Milas verildiğinde doğrudan aklımıza alüminyum gelmeli. Özellikle uçak yapımında çok önemli bir yere sahiptir. Şimdi boksitin çıkarıldığı yerlere baktığımız zaman özellikle Akdeniz bölgesinin dağılış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında Konya Seydişehir'de de aynı şekilde işletildiğini ifade edebiliriz. En önemli yerlerden birisi Konya Seydişehir'dir. Sorularda da özellikle karşımıza çıkar.
Bir diğeri manganez. Demir, çelik ve kimya sanayisinde kullanılır. Çeliğin aşınmaya karşı direncini ve sertliğini arttırır. Çıkarıldığı yerler Zonguldak, Ereğli, Denizli, Artvin, Boşka, Kastamonu, Küre ve Adana, Ceyhan'dır. Manganezle ilgili daha çok çıkarıldığı yerleri bilmek önemlidir. Bir diğeri Wolfram. Elektrik, elektronik ve kimya sanayisinde kullanılan bir madendir. Bunun yanında yüksek ısıya dayanıklıdır. Yüksek ısıya dayanıklı olduğu için daha çok uzay sanayisinde ve ampul yapımında kullanılır. Bunun yanında Bursa Uludağ'da özellikle çıkarıldığı en önemli yer Bursa Uludağ'dır. Yine Kırıkkale, Keskin ve Elazığ, Keban. İşletildiği yerlerde Bursa Uludağ'dır. Bir diğeri boraks. Metallerin temizlenmesinde ve porselenlerin süslenmesinde kullanılır. Suda çözünebilen, renksiz ve billur madendir. Boraksın çıkarıldığı en önemli yer Balıkesir, Susurluk ve Eskişehir, Kırka'dır. İşletildiği yerde bandırma, boraks ve asit borik işletmelerinde işlenmektedir. Bir diğer madenimiz fosfat. Petrol, kimya, gübre, çimento, cam ve seramik sanayisinde kullanılır. İhtiyacı karşılayamadığından genelde ithal edilir. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden, Cezayir gibi, Fas gibi ülkelerden elde edilir, ithal edilir. Ve fosfattan bahsettiğinde genelde çimento ve gübre sanayisinde yoğun şekilde kullanıldığından bahseder. Ve ihtiyacını karşılayamadığımız için ithal ettiğimizi ifade eder. Sorularda bu şekilde ifade edilirse ve çıkarıldığı yerlerle ilgili Mardin, Mazı Dağı, Bingöl, Hatay, Adıyaman ve Bitlis'ten bahseder. Özellikle Mazı Dağı'nı sorularda görebilirsiniz arkadaşlar. İşletildiği yer Mardin, Mazı Dağı. Burada da belirttiği gibi özellikle şurada verilmiş. Fosfatın dağılışı da bu şekildedir. Genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinde dağılış gösterir. Bir diğeri kükürt. Yanıcı madde ve tarım ilacında kullanılır. Çıkarıldığı yerler, en önemli çıkarım yeri Isparta, Keçiborlu'dur. Yine Muğla, Milas, Kütahya, Sima ve Denizli ile Burdur'u örnek verebiliriz. İşletildiği yerde yine Isparta, Keçiborlu'dur. Keçiborlu'daki kükürt madeni ek rezervinin olmamasından dolayı 1995 yılında kapatılmıştır. Bunu da ayrıca belirtebiliriz. Şimdi konumuza bir örnek soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki Türkiye haritasında hangi madenin çıkarım yeri yanlış gösterilmiştir? A seçeneğinde bir numaralı yerde bakır verilmiş. Güneydoğu Anadolu'da baktığımız zaman özellikle güney bölgelerinde bakırın çıkartıldığını söyleyemeyiz. Bu nedenle verilen seçenek yanlış olur. B seçeneği 2'de krom verilmiş. Özellikle krom Muğla çevresinde çıkarılmakta doğru yerlere verilmiş. Üçüncüsü bor. Baktığımız zaman 3 numaralı yerde Eskişehir verilmiş. Burada bor çıkarılır. 4 numaralı yerde kömür Zonguldak çevresi verilmiş. 5 numaralı yerde altın. Yine altının da Doğu Karadeniz'de çıkartıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle doğru verildiği için cevabımız A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, Türkiye'nin dış ticaretinde ihraç ettiği madenlerde çeşitlilik görülmektedir. Aşağıdaki verilenlerden hangisi en çok ihraç ettiğimiz madenlerden biri değildir? A seçeneği krom verilmiş. Türkiye krom rezervinde önemli yere sahip. Yine bor ve bakır mermer rezervinde önemli yere sahip. Dolayısıyla daha çok ihraç ederken fosfat gibi madenler Türkiye'de yetersiz olduğu için biz daha çok ithal ederiz. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Bir diğer madenimiz inşaat sektöründe kullanılan mermer. Mermerin en önemli kullanım yeri inşaat sektörüdür. Önemli bir baktığımız zaman ihraç ürünümüzdür. Önemli İhraç ürünümüzdür. Yani dışarıya satarken önemli bir üründür. Çıkarıldığı yerlere baktığımız zaman Afyonkarahisar, Afyon'un mermerleri çok ünlüdür. Bunun yanında Marmara Adası, Muğla, Balıkesir, Bursa, Elazığ ve Denizli'de çıkarılır. Bir diğeri asbest ya da amyant. Yüksek sıcaklığa dayanıklı bir madendir. Genelde yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğu için itfaiyeci elbiselerinde ve fren balatalarında kullanılır. Bunun yanında çıkarıldığı yerler Bursa, Erzincan, Sivas, Muğla, İzmir ve İskenderun'dur. Şimdi konumuza bir örnek soruyla devam ediyorum. Demirin sertleşme ve çelik yapımında kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
Şimdi demirin sertleştirilmesinde özellikle krom kullanılır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bir diğer madenimiz barit. Petrol ve doğalgaz aramalarında boya, deri, cam, kimya ve kauçuk sanayinde kullanılır. Suda erimeyen bir maddedir ve bunun yanında nükleer tesislerde radyasyon sızıntısını önlemek için kullanılır. Yine suda erimeyen bir maden olduğu için genelde tünellerin yapımında da kullanılır. Su sızdırmadığı için. Bunun yanında barajların yapımında da kullanılan bir maddedir. Genelde betona karıştırılarak suyu sızdırmasını engellerler. Dolayısıyla aynı zamanda nükleer tesislerde de radyasyon sızıntısını önlemek için kullanılır. Bunun yanında bowling, golf ve tenis topu yapımında kullanılır. Baritle ilgili soru karşımıza gelebilir. Önemli bir madendir. Özellikle bunu belirtmekte fayda var. Şimdi bu madenle ilgili çıkarıldığı yerlere baktığımız zaman Antalya'da, Alanya ve Gazipaşa'da, Muş ve bunun yanında Elbistan, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de çıkarılır. İşletildiği yer İzmit, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Elazığ'dır. Bir diğer madenimiz kurşun ya da çinko. Genellikle kurşun ve çinko aynı yerde bulunur. Bu nedenle biz de konuyu anlatırken aynı şekilde ele alıyoruz. Çıkarıldığı yerler Kayseri, Yahyalı, Rize, Çayeli, Çanakkale, Yenice, Balıkesir, Edremit, Giresun, Tirebolu ve Şebin, Karahisar. Bunun yanında Elazığ, Keban'da çıkarılır. Muş'ta barit çıkarımı durdurulmuştur. Bu da bir dikkat notu. Ancak yine kaynaklarda Muş'taki alandan da bazen bahsedilir. Dolayısıyla barit çıkarımı durdurulduğunu belirtebiliriz. Bu da ayrı bir not. Bir örnek soruyla konumuza devam edelim. Yukarıdaki haritada her biri bir madenin çıkarıldığı yer ile işlendiği yeri birleştirmek için çizilmiş olan 5 oktan hangisi yanlıştır? Şimdi bir numaralı yere baktığımız zaman burada Emet'te bor mineralı çıkarılır. Bu nedenle Bandırma ve Balıkesir'de işlenir. Buna bağlı olarak doğru verilmiş. 2 numaralı yerde Divriği'de demir çıkarılır. Bunun yanında Ereli yani Karabük Ereli'sinde de baktığımız zaman işlenir. Dolayısıyla doğru verilmiştir. 3 numaralı yerde Elazığ Guleman'dan çıkarılan boksit krom verilmiş. Evet krom. Elazığ Guleman'dan çıkarılan krom. Ve baktığımız zaman buradaki unsuru Murgul'da işlenir şekilde gösterilmiş. Murgul'da baktığımız zaman krom çıkarılmaktadır. Dolayısıyla Elazığ'dan çıkarılan kromun Murgul'da işlenmesi söz konusu değil. Bu nedenle yanlış verilmiş. 4 numaralı yerde Akseki'de boksit çıkarılır ve Seydişehir'de işlenir. Dolayısıyla doğru verilmiş. Bir diğeri Adıyaman'da. Adıyaman'da petrol çıkarılır ve Batman'daki petrol rafinerisinde işlenir. Bu da doğru verildiği için cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer soru, 8. soru. Samsun'da bakır çıkarılmamasına rağmen bakır işletme tesislerinin bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Samsun liman özelliğine sahip olduğu için ulaşımdan dolayı Samsun'da çıkarılması da burada bakır işletme tesisi kurulmuştur. Şimdi özellikle burada önemli madenlerden bahsettik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Demir, bakır, krom, bor ve alüminyumun çok iyi şekilde bilinmesi gerekir. Bunun yanında yine buna mermeri ekleyebiliriz. Fosfatı ve bariti de ekleyebiliriz. Özellikle bu saydığım madenlerin çıkarım yerlerinin ve özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Bu bağlamda bunları iyi şekilde öğrenirsek soru çıktığı zaman da kolaylıkla yapabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.